Teknomodak Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür. 12 Aralık 2011 Pazartesi günü yeni bir Teknomodak Haber Merkezi programıyla daha sizlerle beraberim. Geçen haftanın en önemli 3 olayını yine seçtik, sizlere aktaracağız. Bunun yanı sıra haftanın ürünü köşesinde de görmüş olduğunuz tableti Acer Iconia Tab A500'ü beraber inceleyeceğiz. Öncelikle haberler, daha sonra da haftanın ürünü. İlk haberimiz HP ile ilgili. HP biliyorsunuz WebOS işletim sistemiyle ürettiği tabletleri geçtiğimiz yaz sonunda sonlandırmıştı ve bundan sonra WebOS'te neler yapacağı merak ediliyordu. HP'nin beklenen kararı nihayet geldi. HP geçtiğimiz yaz sonunda WebOS tabanlı cihaz planının askıya aldığını açıklamıştı. Bu, şirketin piyasaya sürdüğü TouchPad ve Pre 3 gibi cihazların da artık üretilmeyecek olduğu anlamına geliyordu. Bu kararın ardından HP'nin WebOS işletim sistemiyle ne yapacağı kafalardaki soru işaretlerinin başında geliyordu. HP'nin bu işletim sistemini satabileceği veya başka üreticilere para karşılığında satabileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde medyaya bir açıklama yapan HP'nin CEO'su Meg Whitman, WebOS ile ilgili kararın 2 hafta içinde verileceğini belirtmişti. HP'nin WebOS ile ilgili kararı geçtiğimiz cuma günü geldi. Karara göre WebOS, yoluna açık kaynak kodlu bir işletim sistemi platformu olarak devam edecek. HP de bu platformun önemli destekçilerinden bir tanesi olacak ve WebOS'e kaynak aktarmayı sürdürecek. WebOS ile ilgili patentler yazılım geliştiricilerini koruma altına almak amacıyla HP'nin elinde kalacak. HP'nin WebOS ile neler yapacağı merak ediliyordu ve bu sonuçta WebOS'in gelecek konusunda bir bilgi sahibi olmuş olduk. HP biliyorsunuz TouchPad'i geçtiğimiz yaz aylarında piyasaya sürmüştü. Temmuz ayı başında piyasaya sürmüştü ve ilk tepkilerden memnun değildi. Satışlara iyi gitmiyordu ve aslında WebOS ile ilgili planlar, tablet planlarının kesilmesi kararı biraz erkendi. Ortada fazla geçen bir zaman yoktu. Bu nedenle HP'nin biraz daha beklemesi yerinde olabilirdi. Ancak yönetim kurulu bu şekilde bir karar verdi. Ondan sonra WebOS'e neler yapılacağı merak edilmeye başlandı. WebOS'in Windows gibi başka cihaz üreticilerine lisanslanması durumu söz konusuydu. Hatta Samsung'un ve HTC'nin WebOS ile ilgilendiği söylenmişti. Üstüne üstü bir de Android, Google'un Motorola'yı satın alma durumu vardı ve Android'in artık Google'un tekeline biraz daha fazla geleceği şeklinde endişeler vardı. Ve diğer üreticiler de biraz üçüncü bir seçenek arayışına girmişlerdi. Bu noktada WebOS'e de dikkatler çevrilmişti. Ancak HP WebOS'i satmayı düşünmediği şeklinde izlenim vermeye başlamıştı. Diğer üreticiler de WebOS konusunda ilgili olmadıklarını dile getirmişlerdi. HP elinde kalan TouchPad cihazlarını, TouchPad tabletlerini de elinden çıkarmak amacıyla bir indirim kampanyası yapmıştı ve bu TouchPad'ler oldukça ilgi gördü. HP'nin pazar payını, tablet piyasasındaki pazar payını yükseltti diyebiliriz bu TouchPad tabletler. Ve HP TouchPad üretimini durdurdu, WebOS tabanlı tablet üretimini durdurdu ve bundan sonra şirketin tablet konusunda bir plan olup olmadığı merak edilmeye başlanmıştı ve bu noktada gözler Windows 8'e çevrilmişti. HP CEO'su Meg Whitman'dan şirketin Windows 8 tabanlı tablet üretimi yapacağı şeklinde bir açıklama gelmişti ve 2013 yılında tablet arenasında, tablet pazarında şampiyonluğa oynayacak bir strateji kurulduğunu söylemişti. WebOS'in açık kaynak kodlu hale getirilmesiyle birlikte WebOS biraz da Android'in durumuna döndü diyebiliriz. Yine HP'nin tekelinde olacak. Nasıl Android Google'ın tekelindeyse, Google'ın tekelinde demek daha doğru değil aslında. Google'ın önderliğinde işliyorsa WebOS de bir şekilde HP'nin önderliğinde devam eden, hareket sürdüren bir açık kaynak kodlu proje olacak. WebOS'in şu an için HP'nin şu an için WebOS tabanlı tablet planları durmuş olabilir ancak Meg Whitman'ın açıklamasına göre 2013 yılından itibaren WebOS tabanlı tabletler görmeye başlayabiliriz. Tabii 2013'e çok uzun bir zaman var. Ne olacağı belli olmaz. Çok şey değişebilir. Şartlar, planlar, stratejiler çok çabuk değişiyor bu dünyada. Ve bu nedenle 2013 için biraz plan yapmak çok düzgün gibi durmuyor. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar da göz önüne alındığında. Ancak HP'nin WebOS planlarını tamamen öldürmüş olmamasını görmek bir açıdan güzel. 2013 yılında demek ki HP'den hem Windows 8 tabletleri hem de WebOS tabanlı tabletleri görebiliriz. Merak ettiğimiz soru şu şimdi. Acaba yazılım geliştiriciler ve üreticiler WebOS'e Android'e gösterdikleri ilgiyi gösterecekler mi? WebOS göz alıcı bir arayüze sahip, iyi bir işletim sistemi gibi gözüküyor. Ve eğer düzgün bir donanımla değerlendirilirse iyi bir kullanıcı deneyimi sunacak gibi gözüken bir işletim sistemi. Bu noktada üreticiler WebOS'e ilgi gösterebilir. Bunu zamanla göreceğiz. Acaba WebOS yeni bir Android olur mu? Bu zamanla cevabını göreceğimiz sorular arasında yer alacak.
Diğer haberimiz Twitter ile ilgili. Twitter'da da geliştirme çalışmaları, yenileştirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şirket son olarak geçtiğimiz hafta sonlarına doğru yeni tasarımını duyurdu. Sosyal ağlar dünyasında büyük rakipleri Facebook ve Google ile rekabet içinde olan Twitter, kullanıcı deneyimini daha üste taşıyan adımlar atmaya devam ediyor. Twitter hem masaüstü web sitesinin tasarımını hem de iOS ve Android uygulamalarının tasarımını yeniledi. Masaüstü web sitesinin ipuçları bir süredir yapılmakta olan ufak tefek güncellemelerle birlikte veriliyordu. Daha önce solda olan tweet akışının sağ tarafa alındığı yeni tasarımda ana sayfa, bağlan, keşfet ve ben gibi 4 ana başlık bulunuyor. Ana sayfada takip edilen tüm hesapların paylaşımları takip edilirken bağlan bölümünde diğer hesaplarla olan etkileşimler takip ediliyor. Keşfet bölümü ise Twitter'da hakkında konuşulan popüler konularla ilgili daha fazla tweet'i kontrol etmeye fırsat sunuyor. Ben bölümü ise kullanıcıların kişisel profil sayfası olma niteliğini taşıyor. Mobil tarafta ise iOS ve Android uygulamaları güncellendi. iOS cephesinde güncellemeler ilk etapta iPhone ve iPod Touch gibi küçük ekranlı cihazlarda geçerli oldu. iPad için tasarım değişikliği önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni sürümlerle birlikte iOS ve Android uygulamalarının tasarımları birbirine daha yakın hale getirildi. Her iki uygulama da hemen hemen aynı kullanıcı deneyimini sunmaya başladı. Aslında Twitter yapılan bu değişikliklerin ipuçlarını önceden vermeye başlamıştı. Eski tasarımda bağlan ve keşfet bölümlerinin yer aldığını, eklendiğini görmüştük. Yeni tasarımla birlikte bu bölümler biraz daha ön plana çıkartıldı. Bağlan bölümünde hangi hesaplar sizden bahsetmiş ya da hangi hesaplar sizin tweetlerinizi retweet etmiş, yeniden yaymış, bunları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Aynı zamanda sizi kimlerin takip etmeye başladığında çok daha rahat bir şekilde görmeniz mümkün. Bağlan bölümü dışında keşfet bölümü biraz daha bu Facebook'ta ya da Google Plus'ta paylaşılan içeriklerin daha rahat takip edilebildiği bir şekilde bir kullanım sunulmuş kullanıcılara. Twitter'da gündemde olan konularla ilgili detaylar bu keşfet bölümünde yer alıyor. Bunun yanı sıra bu keşfet bölümü biraz akıllı bir bölüm. Yani sizin Twitter'da paylaştığınız ya da takip ettiğiniz kişilerin izlenimlerine, eğilimlerine göre bu keşfet bölümü de şekilleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii konum özelliği de var. Konum desteği de var keşfet bölümü içerisinde. Bunun yanı sıra Facebook'ta ve Google Plus'ta markalar için özel sayfalar sunuluyor biliyorsunuz. Twitter'ın yeni yaptığı güncellemelerle birlikte kullanıcıların sayfaları da, özel sayfaları da, tweetlerinin dış ortama gösterildiği sayfalar da bir profil sayfası haline dönüştü. Buradan kullanıcının hem tweetlerini görmek, bunun yanı sıra takip ettiği hesapları, kimlerin onların takip ettiğini veya paylaştığı fotoğrafları da çok daha düzgün bir biçimde görmek mümkün. Ayrıca Twitter belli markalarla da işbirliği yaparak onlara özel sayfalar hazırladı ve bunları yayınladı. Aynı zamanda normal kullanıcılar da yapacakları güncellemelerle, özelleştirmelerle sahip oldukları sayfaları düzgün bir profil sayfası haline getirebilir. Bunu söyleyelim bu şekilde. iOS ve Android tarafında da oldukça olumlu gelişmeler var. Her iki uygulamanın da kullanıcı deneyimleri, kullanıcı deneyimleri birbirine yakın hale getirilmiş. Bu açıdan da Twitter'ın çok daha düzenli bir yapıya kavuştuğunu söyleyebiliriz. Twitter'daki değişiklikler bizim tarafımızdan olumlu karşılandı. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi bekliyoruz Teknoblog'da. Diğer haberimiz Microsoft'la ilgili Windows 8 işletim sisteminin beta sürümünün ne zaman yayınlanacağı açıklandı. 2012'nin ikinci yarısında yayınlanması beklenen Windows 8 işletim sisteminin halka açık beta sürümünün Şubat 2012'de yayınlanacağı açıklandı. Geçtiğimiz Eylül ayında ön izleme sürümü yayınlanan Windows 8 ile birlikte Microsoft hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlarda ve bunun yanı sıra tabletlerde çalışacak bir platform elde etmiş olacak. Windows 8'in hem x86 hem de ARM tabanlı sistemlerde çalışacak iki farklı versiyonu bulunacak. Windows 8 ile birlikte Windows Store adı verilen özel bir yazılım bazası da faaliyete geçecek. Beta sürümü Windows 8'in beta sürümü ile yayınlanacak olan Windows Store'da bu beta dönemi boyunca sadece ücretsiz uygulamalar sunulacak. Uygulama mağazasında yer alacak yazılımların dokunma veya çoklu dokunmatik hareket desteği barındırması da zorunlu olacak. Windows 8 mağazasında gelir paylaşım modeli %70-30 olacak şekilde belirlendi. Yani gelirin %70'i yazılımcıya, %30'u Microsoft'ta kalacak. Ancak $25,000'lık satış rakamını geçen yazılımcılar için pay %80'e çıkacak. Windows Store'da yer almak isteyen bireysel yazılımcılardan $49, kurumsal yazılımcılardan ise $99 katılım ücreti alacak. Uygulama geliştiricileri Windows 8'in hem x86 hem de ARM platformunda aynı deneyimi sağlaması isteniyor.
Eğer bu mümkün değilse her bir CPU çeşidi için ayrı versiyonlar çıkarması ve bu sürümler arasındaki farklılıkları detaylı bir şekilde belirtmesi bekleniyor. Windows 8 biliyorsunuz hem x86 hem de ARM versiyonları için çıkacak ve x86 versiyonun 2012'nin 3. çeyreğinde çıkması bekleniyor. Bu zaman zarfında piyasaya çıkacak ürünlerle birlikte. Windows 8'in ARM tabanlı versiyonun ise 2013'ün ortalarında geleceği konuşuluyor şu an için. Yani ARM tabanlı Windows 8 tabletler ve diğer taşınabilir bilgisayarlar için biraz daha beklemek gerekiyor. Son dedikodular bu şekilde. Bunun yanı sıra Microsoft Windows 8 ile birlikte yeni bir uygulama mağazası da faaliyete geçecek. Biliyorsunuz masaüstü uygulama pazarında da mobil taraftaki eğilimler yerleşmeye başladı. Yazılım mağazaları görmeye başladı. Tabi burada da Apple Mac App Store'la yine başı çekti. Microsoft da Windows'ta Mac App Store tarzı bir deneyim sunmak istiyor kullanıcılarına ve Windows 8 uygulama mağazası da Windows Store da bu işlemi görecek. Windows Store dokunma ve çoklu dokunmatik hareket destekli uygulamalara yer açacak. Yani biraz daha tablet odaklı bir mağaza olacak gibi gözüküyor. Tabi yine masaüstü uygulamaları da buraya indirmek mümkün olacak. Bunun yanı sıra Windows Store'da da 5 farklı bilgisayara uygulama yükleme desteği sunulacak. Yani bir hesaba sahip olan kullanıcı 5 farklı bilgisayarına söz konusu uygulamayı satın aldığı uygulamayı indirebilecek. Eğer diyelim ki 6. bilgisayara indirdi, bunu bu durumda daha önce indirmiş olduğu 5 bilgisayarlardan bir tanesinde o uygulama kullanılmaz olacak. Böyle bir sistemin kurulacağı söyleniyor Windows uygulama mağazasında. Şubat 2012'de bekliyoruz Windows 8 beta sürümünü. Bunun yanı sıra Windows Store beta da o zaman da gelmiş olacak. Bu işletim sistemiyle ilgili izlenimlerimizi de o zaman biraz daha net bir şekilde belirtmiş olacağız. Haftanın önüne Acer IconoTab A500. Acer'ın 2011 yılı içerisinde çıkarmış olduğu ilk Android tablet olan Acer IconoTab A500'de Nvidia Tegra 2 işlemci bulunuyor. 1 GHz hızında çalışan bir işlemci bu. Bunun yanı sıra cihazda 10.1 inçlik 1280x800 çözünürlüklü bir ekran bulunmakta. LCD kapasitif dokunmatik ekran. Cihazda Android Honeycomb işletim sistemi yüklü gelmekte. Android Honeycomb'un en son sürümü olan 3.2 güncellemesi de cihaz test merkezine ulaştığında indirilebilir durumdaydı. Biz de cihazı 3.2 sürümüne yükselttik ve bu sayede cihaz Android akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan uygulamaları ölçeklenmiş bir şekilde, büyük ekrana uygun bir şekilde ölçeklenmiş olarak çalıştırma fırsatı yakaladı. Android 3.2 Honeycomb'un yüklü olduğu cihazla aynı zamanda Acer'ın da bazı arayüz özelleştirmeleri mevcut. Çeşitli Acer uygulamaları mevcut. Örneğin Clear.fi uygulaması Acer'ın bir multimedya portalı, cihaza yüklediğiniz tüm resim, video veya müzik dosyalarını bu Clear.fi uygulaması üzerinden yönetebilirsiniz, çalabilirsiniz. Aynı zamanda DLNA desteği sayesinde başka bilgisayarlardaki veya cihazlardaki DLNA destekli cihazlardaki uygulamalar, müzik, video veya fotoğraf, müzik, video veya fotoğrafları da bu tablet üzerinden oynatmanız, görüntülemeniz mümkün. Acer IconoTab'de e-reading, games, multimedya ve social adı verilen uygulama portalları da var. Burada da kitap okuma, oyun, multimedya ve sosyal ağ uygulamalarının toplandığını görüyoruz. Uygulama menüsüne baktığımızda Android Market üzerinden çeşitli uygulamaların indirilebileceğini görüyoruz. Flash desteği de bulunmakta. Flash videoları oynatabiliyorsunuz cihazda rahat bir şekilde. Nvidia Tegra Zone adı verilen bir portal var. Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisini, Tegra platformunu destekleyen oyunların sunulduğu bir portal vazifesi görüyor. Acer IconoTab A500'e yer alan bu uygulama. Acer IconoTab'in tasarımına bakacak olursak tabletin çok ince olduğunu söylemeyiz. Daha ince tabletler gördük ancak çok da kalın da değil. Rahat bir kullanım sunuyor. Ergonomik bir tablet. Tabletin ekranı oldukça rahat bir görüntü desteği sunuyor, görüntüleme imkanı sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. İyi bir deneyim yaşatıyor, görsel bir deneyim yaşatıyor, tatmin edici bir şekilde. Cihazın sağ tarafına baktığımızda bir güç girişinin olduğunu görüyoruz. Aşağı doğru ilerlediğimizde micro USB portu var. Hemen yanında USB 2.0 portu var. Bu sayede cihaza harici disk veya klavye bağlayabiliyorsunuz. Hemen altına ilerlediğimizde bir reset tuşunun varlığını görüyoruz. Cihazın kilitlenmesi durumunda bu reset tuşu yardımıyla cihazı yeniden başlatabilirsiniz. Klavye ve bunun gibi aksesuarlar için bir dock istasyonu var. Dock istasyon portu var. Bu sayede bağlantı sağlanıyor diğer istasyonlarla, aksesuar istasyonlarıyla. Micro HDMI portu var. Cihazın ekran görüntüsünü televizyona yansıtmanızı olanak sağlıyor. 3.5 mm'lik kulaklık jack'ı var ve açma kapama tuşu var. Cihazın sol tarafına yerleştirilmiş.
Üst kısma baktığımızda ses kademe tuşları ve ekran kilit tuşu yer alan ekran kilit anahtarı yer almakta. Görmüş olduğunuz kapağın arkasında ise cihazın microSD kart yuvası yer almakta. Bunu söyleyebiliriz. Elimizdeki model Wi-Fi destekli model, sadece Wi-Fi desteği barındırmakta, A500 olarak adlandırılıyor. Bir de A501 modeli var. O da şu anda Türkiye'de piyasada sunulmakta, satılıyor Türkcell tarafından. Bunu da belirtelim. Acer Connectem A500 ile ilgili daha fazla detayı yakında yayınlayacak olduğumuz incelemede bulacaksınız. Cihazın performansı, sunmuş olduğu kullanıcı deneyimi hepsi bu incelemede olacak. Yapmış olduğumuz bu haftanın ürünü köşesindeki incelemede bir ön izleme niteliği taşıyor. Bunu da belirtelim. Geldik Teknoblog Haber Merkezi'nin sonuna. Gelecek hafta yine bu haftanın önemli olaylarının yer alacağı yeni bir haber merkezi programıyla karşınızda olacağız. O zamana kadar Teknoblog.com'dan teknoloji dünyasının en son gelişmelerini takip edebilirsiniz. Yeni çıkan ürünlerle ilgili en son gelişmeleri, detayları öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra Facebook ve Twitter hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. facebook.com/teknoblog ve twitter.com/teknoblog adresleri takiplerinizi bekliyor. Aynı zamanda Google Plus'ta da olduğumuzu belirtelim. teknoblog.tv'de de Teknoblog'un inceleme videolarını veya özel videolarını bulabilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Ben Sabri Küstür. Gelecek hafta yeni bir Teknoblog Haber Merkezi programında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.